Merhabalar, ben Oğuz. Bugün Naruto videoları serisinde yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Naruto evrenindeki kötülerin hepsi böyle tam anlamıyla kötü değil. Bazıları gerçekten güzel şeyler yapmış olabiliyor. Ya da Naruto ile konuştuktan sonra güzel şeyler yapmaya başlıyorlar. Bu videonun konusu da işte tam da bu. Naruto'daki kötü karakterlerin bir kere bile olsa yaptığı güzel şeyler. Zabuza Gato'yu durdurdu. Zabuza Naruto evreninde Naruto'nun ilk kötü karakterlerinden bir tanesiydi. Daha doğrusu animede bize gösterilen ilk kötü karakter Zabuza'ydı ve bence çok başarılı bir karakterdi ve çok çabuk bir şekilde harcandı. Ama şimdiki mevzu bu değil. Mevzu hayatının sonlarına doğru Naruto'yu Gato ve adamlarından kurtardı. Daha doğrusu onlardan kurtulmasına yardım etti. Bunun yanı sıra bana göre daha da etkileyici olan şey Haku'yla olan ilişkisini daha da böyle derinleştirdi. Haku'yu bir piyon olarak kullanıyordu. Yanında sadece adam da ona sevgi beslemiyordu ama Naruto'yla konuştuktan sonra onu içten içe sevdiğini anladı. Bu olaydan dolayı Zabuza'nın ölümüne üzülen izleyiciler bile olmuştur eminim. Başta Haku için hiçbir sevgi beslemediğini söylese de işte sonu böyle olması güzeldi bence. Gaara'nın tam anlamıyla kişilik değiştirmesi. Bu olayın sebebi de her zamanki olduğu gibi Naruto ile konuşmak. Gaara'yı ilk gördüğümüz zaman Gaara çok etkili bir silahtı. Böyle köylere gönderilip içindeki canavarı kullanıp orayı darmaduman etmesi için kullanılabiliyordu. Ki bunu yapmasa bile inanılmaz acımasız, hiç duygu beslemeyen ve kimseyi anlamayan, herkesi öldürebilecek kapasitede güçlü bir karakterdi. Gaara'da eksik olan tek şey sevgiydi. Bunun sebebi de geçmişte yaşadığı olaylardı. Ki bence Naruto'nun da böyle olması gerekiyordu ama neyse. Gaara birilerini öldürmesi gerektiğinde hiç çekinmiyordu ve bunu kolayca yapabiliyordu. Karşıdaki haklı da olsa haksız da olsa gücünü kullanmaktan çekinmiyordu. Ta ki Naruto tarafından yenilene kadar. Naruto ile olan savaşını kaybettikten sonra Naruto'ya çığlık atarak gelmemesini falan söylese de Naruto onunla konuşmayı başardı. Onun fikirlerini değiştirdi. Böyle olunca Gaara ileride Naruto'nun en iyi müttefiklerinden bir tanesi oldu. Daha kendisine göre en iyi arkadaşlarından birisi de oydu. Çünkü ikisi de geçmişte aynı şeyleri yaşamışlardı. Sasori, Sakura'ya Orochimaru'nun yerini söyledi. Sasori bana göre Akatsuki'nin en güçlülerinden bir tanesiydi. Ama Sasori'nin hayatını çok detaylı olarak görmedik. Bence güzel bir hikayesi vardı gösterdikleri kadarıyla. Daha da derine gidebilirlerdi. Sasori, Sakura ve Chiyu'ya karşı savaştı. Bu savaşta galip gelebilecekken Sakura'nın kendisini yenmesine izin verdi. Bunun arkasında birçok olay var. Bu arka hikayesiyle alakalı şeyler var ama bence hani burada yenilmesi gereken bir karakter değildi. Çabuk harcandı gibime geldi ama yine de güzel tasarlanmış bir karakterdi. Sakura ile olan dövüşünün sonlarına doğru Orochimaru ile ilgili bilgiler verdi Sasori. Bu bilgiler o kadar önemliydi ki Takım 7 bu bilgilere göre gelecekteki planlarını yaptılar. Planlarını böyle yapmaları da Takım 7'nin bayağı işine geldi. Itachi köyü Akatsuki'den korudu. Itachi tüm klanını katlettikten sonra Akatsuki'ye katıldı, Pain adına çalıştı. Çok masum bir karakter olmasa da başından beri bütün hareketlerini iyi niyetiyle insanları koruma içgüdüsüyle yapmıştı. Ama buna rağmen en kötü karakterlerden biri olma unvanını kazanmıştı. Akatsuki adına çalışırken oranın Konoha'yla çok fazla ilgilenmemesi adına çok fazla şey yaptı. Bu tavırlarından dolayı da Akatsuki sürekli Konoha'dan uzak durdu. Ne zaman Itachi hayatını kaybetti, ondan sonra Pain harekete geçti. Itachi sadece Konoha'yı değil Sasuke'yi de korumayı başardı. Yaptığı katliam sırasında hayatta bıraktığı tek kişi küçük kardeşi Sasuke'ydi. Sasuke'ye kendisinden nefret ettirdi çünkü onun daha güçlü olmasını istiyordu. Sasuke intikam duygusuyla daha fazla çalışacaktı ve daha kolay güçlenecekti. Ama sadece yaptığı tek şey bu değildi. Uzaktan uzağa da Sasuke'nin güvende olmasını sağlıyordu. Köyün yaşlılarına onları izlediğini bildirmek için birkaç kez köye bile gitti. Bu Hiruzen öldükten sonra köye gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de ben geldim bak buradayım Sasuke'ye bir şey olursa yakarım canınızı gibi bir mesaj vermekti. Pain kendi öldürdüğü insanları tekrar canlandırdı. Pain bazı konularda kontrolü ele alabilmek için, varlığını hissettirmek için 9 kuyrukluyu kendisi yakalama kararı almıştı. Tabii bunu yapmasında Obito'nun da etkisi var ama neyse. Bunu yaparken gerçekten büyük bir yıkım gerçekleştirdi. Bütün köyü darmaduman etti. Buradaki olaylar sırasında köydeki bir sürü insan hayatını kaybetti. Naruto gelene kadar karşısında hiç kimse duramadı ki bence bu efsane bir olaydı. Neyse Naruto savaştı Pain'le ve Nagato'nun yerini buldu. Onunla gitti konuştu. Naruto'nun konuşması yine birçok şeyde olduğu gibi etkili oldu ve Nagato öldürdüğü birçok kişiyi tekrar canlandırmak için kendi hayatını feda etti.
Orochimaru Sasuke'nin 4 Hokage ile tanışmasına yardım etti. Orochimaru'nun yaptığı kötülükleri say say bitmez. Baya böyle onun adına video yapılabilir yani bu şeylerle ilgili. Ama ne oldu ne etti bir süre sonra Orochimaru karar değiştirdi. Bazı şeyleri yapmaktan vazgeçti. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Sasuke'ydi. Sasuke kendi yolunu ararken 4. Büyük Ninja Savaşı'nda Orochimaru Sasuke'nin 4 Hokage ile tanışmasına yardım etti. Böylece Sasuke nasıl bir yol izleyeceğini çizecekti. Buna göre ya köye yardım edecekti ya da köyü yok edecekti. Yani Orochimaru ilk başta Sasuke'yi alarak takım 7'yi dağıtan kişi olsa da bu savaş sırasında takım 7'yi birleştiren kişi de oldu. Hani Orochimaru bu şekilde ona yardım etmeseydi Sasuke gerçekten kötü bir karakter olarak da kalabilirdi. Madara Hashirama ile beraber Konoha'yı kurdu. Madara Naruto serisinin en büyük kötü karakterlerinden birisi. Bunu 4. Ninja Savaşı'nda herkese kanıtladı. Seven sevmeyen herkes kabul etti bunu. Kötü bir insan olarak görünmesine rağmen Naruto'nun uğruna savaştığı barışın aynısını istiyordu Madara. Her şeyden önce Konoha'nın kurulmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de Madara'ydı. Da köyün adını bile Madara verdi. Ama manipüle edilmeye açık bir karakterdi. Bu nedenle de yoldan saptı. Kabuto Sasuke'yi ölmekten kurtardı. Sasuke 4. Büyük Ninja Savaşı'nın sonlarına doğru Madara ile savaştı. Hem de efsane bir şekilde savaştı demek isterdim ama bu savaşında o kadar güçlü değildi. Madara tarafından acımasız bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Göğsünden bıçaklandı, ölümün eşiğine geldi. Burada iki kişi sayesinde hayatta kaldı. Birincisi Hagoromo, ikincisi de Kabuto. Hagorama Sasuke'ye yin gücünü verirken Kabuto da tıbbi ninjutsu kullanarak onun hayatını kurtarmayı başardı. Son olarak da Obito Naruto için kendisini feda etti. Obito 4. Büyük Ninja Savaşı'nı başlatan kişi yani en kötü karakterlerden bir tanesi. Bunu yapmasında bayağı yönlendirildi falan ama kendi içinde olan şeyler de var tabi. Orada sayısız insanı öldürdü ve bu affedilemeyecek bir şeydi. Öldürmese bile savaşı başlatarak ölümlerinden sorumlu oldu. Ama en sonunda Obito da Naruto ile konuşma fırsatını buldu. Naruto'nun sözleri sayesinde bayağı şey oldu böyle kişiliği falan değişti. Bu konuşmanın ardından Obito da iyi adam olmaya karar verdi ve onlara yardım etti. Başta savaşın gidişatını değiştirmek için siyah Zetsu ile mücadele ettiği Madara'ya karşı durdu falan filan bir sürü olay oldu. Ama yaptığı şeylerden en önemlisi şuydu. Kaguya Otsutsuki'ye karşı Naruto'nun dünyayı kurtarabilmesi için kendi hayatından vazgeçti. Obito'nun bu fedakarlığı olmasaydı belki birçok şey daha farklı olabilirdi. Benim gözüme çarpan, daha doğrusu en beğendiğim ya da en büyük olan iyilikler bunlardı. Size göre böyle kötü karakterlerin karar değiştirip yaptığı en büyük iyilikler nelerdi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.